konuşmuyor lan bu adam? Düşünüyor herhalde Şenol Bey. Adam genius ya. Kafa gitmiş. Ya ben yanlış mı görüyorum? Jetlag mi oldum? Yoksa bu adam dahta mı oturuyor lan? Onun değildir herhalde. Biraz önce klip çekti ya. Dekor o dekor. Baksana sunta kokuyor. Darkana mı çekiyorlarmış lan galiba? Vallahi benim ayaklarım tuturttu. Ben kalkıyorum ha. Aman diyeyim Şenol Bey, aman. Adam bizi evimizden aldırttı. Özel jetiyle buraya kadar getirdi. Bence biz kıpırdamayalım. Ah, kıpırdadı. Kıza bir şeyler söylüyor. Kız da gitti. Bu ya. Nasıl bir şeyin içindeyiz biz Şenol Bey? Vallahi bilmiyorum. Hakkı sen soktun. Sen çıkar bizi bu durumdan ya. Ben sizin dizinizi asla çekmem. Ama tabii bana teklif edebilme hakkınızı savunmanız için canımı bile veririm. Yani böyle de demokrat bir adamım. Ulan dersizler. Sizin bana önerdiğiniz rakamı ben 3 günlük çekimde tek reklamla kazanıyorum. Sizin ne haddinize lan Ulu Kerem Ocak'la dizi yapmak? Ulu Kerem, Manito Ocak. Aman diyeyim. Bizim size önerdiğimiz teklif değil, dizinin toplam bütçesi. Abi bu kış ayak divenler tutarsa. Yani o da tutarsa. Kumanya gelmiş efendim, yemek paydosu verelim mi? Yemekte ne var? Şatoda bir yan marine edilmiş oktopus ve zeyus salata. Aman yine Fransız mutfağı. İhtarname çekin prodüksiyona. Sen? Boğazımda kalsın inşallah şatonun bir yanı. Velhasıl. Sizin etinizle budunuz ne lan? Ha? Yönetmeni ayarladık diye ortalıkta geziniyorsunuz. Yalnız şimdi biz kesin söz aldık. PT1'de yayına gidiyoruz efendim yani. PT1, 2, 3, eksi 5 hepsi benim lan. Reklam yönetmeniyim ben. Hemen bir yalanlama yayınlıyorsunuz ve gözümün önünden kayboluyorsunuz. Ve benim set arası spam geldi. Ulan madem kabul etmeyeceksin, telefonda söylesene hıyarası, ukala dümbeleyi, piyasasını siktiğimin pezevengi, ceketini attırdığımın lisesi. Vallahi iyi dedin, hakkı isterime tercüman oldun. Oğlum bu diziyi ne yapıp edip çekeceğiz, ben bu pezevengi sete çaycı diye bile sokmayacağım lan. O pezevenk de gelmez ha. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı.